Eskişehir.net'ten herkese merhaba, herkese iyi seyirler. Masa üstünde Cihan Yıldırım, Soner Uçak ve ben Soner Yüksel yine karşınızdayız. Eskişehir gündeminde içkili yerler meselesi var. Pandemiyi bir kenara bıraktık. Yoğun bir şekilde hatta Twitter'da paylaşımlarla trend topic diye tabir edilen en popüler konular arasında da yerini aldı. Odunpazarı Belediye Meclisi'nde gündeme geldi. 92 adet mekanın ruhsat talebiyle ilgili ve gündeme geldiği andan itibaren de Eskişehir genelinde önce memur sen ve eğitim bir senin Hüdapar'ın tepkileriyle başlayan süreç genele yayıldı. Kimileri ikinci barlar sokağı istemiyoruz etiketiyle özellikle okul bölgesindeki bazı ruhsatların birden fazla ruhsat verilmesine karşı çıktı. Kimi bir toplamda bu kadar ruhsatın onay verilmesinin başka bir şeye dönüşeceğini dile getirdi. Azınlıkta olup kararı savunan içkili yerlerinde bir ihtiyaç olduğunu, komplekslerin de rekabet getirip kaliteyi arttıracağını iddia edenler de var. Ancak tüm bu tepkiler ve tartışmaların ortasında geçtiğimiz gün belediye meclis toplantısında gerekli meclis üstüne düşen onayı verdi. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin red kararına karşın oy birliğiyle değil oy çokluğuyla süreç devam ediyor adli olarak ama detaylara girmeden sevgili Cihan Yıldırım. Sürecin başından bu yana pek çok tarafla konuştun, dinledin. Evet. Neler söyleyeceksin? Aslında boş bir tartışma mı yapıyoruz Eskişehir'de? Gereksiz bir tartışma mı yapıyoruz? Yoksa çok yerinde herkesin fikrini söylemesi gereken bir mesele mi? Odunpazarı Belediyesi'nin buradaki rolü ve tavrı hakkında neler düşünüyorsun? Birkaç asıl söylemek istediklerimi ikinci bölüme saklamak istiyorum. Öncelikle şu, tabii ki dünyanın her yerinde içkiyle mücadele edilmesi, içkinin işte genç nesillerin özellikle başta olmak üzere onlardan uzak tutulması için türlü çeşit yollar aranır. İşte satış şu yaştan itibaren satış yasaktır, satışı zorlaştırırlar. Özendirici reklamlar gitti hayatımızdan, hani düşünün pek çok ülkede en azından. Yani içkiye karşı bir mücadele verilir. Yani bu içilmesi iyi ya da işte şu kadar oranda içilsin falan gibi işte bir takım istatistikler ortaya konur falan. Ama bu ülkemizde, bilmiyorum başka böyle bir ülke var mı bizim gibi, başka bir anlamı vardır. Yani içki, alkollü içecek, o sadece hani futbol sadece futbol değildir. Bizde de bir yaşam biçimini ifade eder ya da bir hayata karşı bir duruş ifade eder falan filan, böyle siyasi bir anlamı vardır. Ve bu bizi meseleyi özünden kopartır. Pek çok konuda olduğu gibi tartışılamaz, karşımızdakini dinlemez, çok başka bir hale sokar ve bizi bir çıkmaz sokağa iter. Buradan da çıkamayız. Muhtemelen biz de çıkamayacağız şimdi birazdan gireceğimiz için. İçki böyledir. Türkiye'de pek çok mesele böyledir. Başörtüsü böyle bir meseledir. İşte Kürtleri konuşacağımız zaman böyle bir meseledir. Kemalistleri konuşacağımız zaman böyle bir meseledir. Kim kaldı başka? Dışarıda kimse kalmasın. Hiçbir şeyi konuşamıyoruz yani. Siyasal İslamcılar ya da cemaatler, aynen, tarikatlar böyledir. Neyse ki şimdi Bir Başkadır diye Netflix'te bir yapım çıktı da biraz izledik de bakın o da öyleymiş, bu da böyleymiş, aslında öyle gibi bir tane Netflix dizisinden biz aslında kendi özümüzü, köklerimizi falan öğrenir hale geldik. Uzun mesele bunlar. Şimdi içki de böyle bir mesele. Bunu konuşamayacağız. Bunu daha doğrusu bilimsel düzlemde ya da olması gerektiği şekilde konuşamayacağız. Çünkü bir kesim bunu hak ve özgürlükler olarak ele alıp savunacak, abartacak. İsmail Kumru hepimizin tanıdığı, arasının iyi olduğu bir isim. Ama İsmail Kumru gibi işte alacak meseleyi öyle bir yere götürecek ki hayda. Ya ben şimdi o meseleyi tartışmaya oraya gidemem. Sayın İsmail Kumru, sizin çektiğiniz yere gelemem. Öyle bir tweet'i kabul de etmiyorum hani açıkçası. Ya da birileri inanılmaz karşı olacak. Barlar sokağına, işletmelere falan değil, içkiye karşı. Ya bunu içmeyeceksiniz kardeşim. Hani böyle bir 4. Murat mıydı neydi o? Böyle bir evet, padişah havasına bürünüp bu içilmeyecek kardeşim. Burada içemezsin. Burada hani bu hale gelecek. Bununla da olmaz. Bu da değil mesele. Yani ne biz istediğimiz yerde içeriz, siz de evinizde içiyorsunuz çocuklarınızla falan, hani oradaki gelenlere bile
Böyle garip bir hal. Uçlarda bir savrulma her kesimde. Ve bunu dediğim gibi işte yaşam şekli bilmem ne üzerinden bir tartışma. Hayır. Gelin bunun bir doğru bir zeminde tartışalım. Ama biz Alpio yapılacak raylı sistemler ihtisas OSB'sinde tartışamayız. Eskişehir özelinde. Kimin ne yapacağını, ya maskeyle konuşmak da ne kadar zor ya. Havaya da giremiyorum böyle olunca. Değil mi? Giremiyorum. Önümüzde otosansür gibi oldu. Onun için yapamayacağız. Kaç mahallede? İstiklal Mahallesi, Vişnelik, Büyükdere, Ihlamurkent, Karacaşehir. İşte bunun argümanları yaratılıyor. İşte şurası okullar bölgesine yakın, burası uzak, burası manevi milli değerlere yakın, uzak gibi bir takım tartışmalar. Onları ikinci bölüme saklamak istiyorum görüşlerimi. Evet. Fikir belirtip mi paslayayım? Nasıl istersen. Direkt sen? O zaman 2-3 nüansın altını çizip öyle tamam. Vereyim sözü sana. Şimdi ben alkol alan birisiyim. Alkollü mekanlara ve olması gerektiğine de inanan birisiyim diye başlayayım söze ki farklı bir yere çekilmesin. Çünkü senin dediğin gibi bir yaşam duruşu olarak algılanıyor alkol almak. Sanki bunu alınca belli bir düşünceye karşıymışsın gibi. Ya da içkinin şöyle bir şey olduğunu düşünüyor pek çok insan. İyi insanı kötü yapar, kötü insanı iyi yapar. Hayır, içki olanı katlar. İyi bir insansan belki çok daha iyi yapar. Kötü bir insansan daha çok kötülüğe cesaret verici bir etken olarak ortaya çıkar. Yani insanları kötü yapan salt bir içki değil. İçlerindeki düşünce, bilinçaltındaki tavırdır. Dolayısıyla buna böyle bakmıyorum. Ama benim Eskişehir'de ne yazık ki hayal kırıklığı yaratan ve bu tartışmalarda da simge olarak gösterilen bir Barlar Sokağı analizim var. Herkesin analizi. Barlar Sokağı İstanbul'un Ortaköy'ü gibi sanatın, nezih mekanların, ailecek kahvaltıların, sokak tiyatrolarının olacağı, coşkuyla ve umutla açılan bir Neyzen Tevfik Sokak'tı zaten. Salt Barlar Sokağı diye değildi bunun yansısı. Bir süreçle açıldı. Belki başta birkaç ay boyunca bunu götürebildi. Ama daha sonra bu rekabet, acımasız rekabet, mekanların niteliklerini değiştirmeye başladı. Daha çok mekan oldu, daha ucuza, daha niteliksiz işlerle, daha çok insan ve sürümden kazanma psikolojisiyle sürekli el değiştirmeler başladı. Köken olarak artık takip edemediğimiz işletmeler, o ruhsat adı altında pavyonvari diyebileceğimiz, şehir içinde olmaması gereken, o da bir ihtiyaçtır ama, mekanları görmeye başladık. Ne oldu? Ailecek oturup kahvaltı yapıp sokak tiyatrosu izleyeceğimiz, alkol alabileceğimiz, nezih diye pompalanan yer bir anda ben erkek halimle geçmeye çekindiğim bir yere dönüştü. Şimdi bu süreçte benim karşı olduğum alkollü mekan ruhsatı değil. Eskişehir'de 165 mekan var. Genelinde. Sen bir seferde 92 talebi gündeme getiriyorsun. Bak yıllar içinde 165 tane olmuş hepi topu izin verilen. Bir seferde yarısından fazlasını istiyorsun. Bu sayı çok. İkincisi, okullar bölgesi, cami, ibadethane, evet bir takım kutsal değerler. Ama özünde şunu da kaçırmayalım. Camiye belediye olarak şu ruhsatı vermiyorsun ama geliyor birisi otel kuruyor karşısına. Turizm belgesi adı altında çatır çatır canlı müzik de yapıyor, içki de alabiliyor. Aynen. Ama aynı sokağa birkaç mekan yaptığında o sokağın işleyişi, yaşam alanı içerisinde değişecektir. Sirkülasyon arttıkça insanlar kapalı mekanda sigara içemiyor örneğin. Sokaklara çıkıp içmeye başlayacaklar. Evimin altında şu var bir gireyim. Olaylar çıkmayacak mı? Çıkacak. Alkolün verdiği cesaretle mutlaka insanlar biraz daha hırpani olabiliyor. Bu böyle düşündüğümüzde kompleks olarak beni rahatsız ediyor. Ve Vişnelik gibi en azından korunabilmiş, nezih, biraz daha böyle yeşil alanı bol, ailelerin severek huzurla yaşıyoruz dediğimiz bir alanda olduğunu varsaydığımda evet. Tek rahatsızlığım burada bunun sevgili Cihan'ın da dediği gibi bir siyasi mekanizma içinde köpürtülmeye çalışılması, buradan insanların taze fikirlerini ya da ılımlı olarak başkalarını empati yaparak anlayabildiği hissiyatını başka yönde kullanmak isteyenlerin ağır söylemleri, bunlar beni rahatsız ediyor. Ben aynı tepkileri yazımda da belirtmiştim. Kadın cinayetlerinde de, çocuk tacizlerinde de, dinin istismar edilerek kullanıldığı alanlarda da görmek istiyorum. Benim birinci, ikinci tüm uyarlamam bu deyip sözü sana atayım. Bir de onay verildi biliyorsun.
meclisten geçti. Burada Odunpazarı Belediyesi'nin de sessiz kalma, kamuoyunu aydınlatmama gerekli açıklamaları yapmadığı için de aynı zamanda hatalı, çok hatalı, hiç sağlıklı bir iş yapmadığı kanaatindeyim. Şimdi bu savunanlar ve savunmayanlar veya eleştirenler meselesine bir bakalım. Şimdi ben savunanlardan yola çıktığım zaman eleştirenlere gidiyorum. Eleştirenlerden yola çıktığım zaman savunanlara gidiyorum. Yani bakış açıları, ezberleri, birbirinin zıttı olmasıyla beraber tarz, yaklaşım, bakış aynı. Maalesef aynı. Bu uzun süredir böyle ama. Yani hem şehir genelinde hem ülke genelinde bu şekilde. İlk duyduğum zaman kararı şu, hani bilmiyorum nerelere açılıyor. Halen de bilmiyorum. Neyin karşısında, neyin berisinde, neyin ilerisinde, neyin gerisinde halen bir çok öyle inceleyip merak ettiğim bir konu değil. Bir kere zamanlama. Yani ben 5 kişi herhalde işlemiş bu ruhsatı. Yani gidip Odunpazarı Belediyesi'ne 5 kişi başvurmuş. Bize ruhsat ver. Bilmiyorum, böyle duydum. Yani yanlışsam işte özür dilerim. Rakam veya 10 kişi olsun veya 2 kişi olsun veya 1 kişi olsun. Onun rakam önemli değil. Şimdi böyle bir zamanda mekanlar kapanılıyorken, insanlar daha farklı şeylerin peşindeyken ben Odunpazarı Belediyesi'nin yerinde olsam gelen kişiyi kovardım. Kardeşim saçmalama, işte insanlar aç. Bizim daha iyi işlerimiz var. Kovardım, bak şey yapmıyorum yani, abartmıyorum, kovardım. Sen işte pandemi sonrasında para kazanma sevdasıyla yanıp tutuşuyorsun ama benim şahsen böyle bir derdim olamaz şu anda deyip kovardım. Bakın AK Parti hatırlıyorsanız dedi ya işte aşevlerine falan filan. Yasak, bağışlar. Biz o zaman bütün toplum itiraz ettik. Neye itiraz ettik biliyor musun? Ne aşevi umurumuzdaydı. AK Parti'nin duyarsızlığına itiraz ettik biz. Duyarsızsın kardeşim. İnsanlar açlıktan ölürken sen kendi neyse artık siyasi, rant, bir ıvıdık sıvıdık kendi çevreni mutlu etmek için bir şeyler yaptın. Biz buna itiraz ediyoruz toplum olarak. Aynı şey. Şu anda Odunpazarı Belediyesi yaptı. Şu anda adam kapına yatsa, dese ki bana ruhsat ver, vermezsin kardeşim. Bu kadar net. Siyaseten yanlış diyorsun. Siyaseten bırak, vicdani olarak yanlış. Siyaset miyaset değil. Hele benim halkçıyım daha, deyip halkın görüşüne rağmen. O halkçı malkçı veya sosyalist, solcu meselesi değil bu. Bak başka bir şey. Sen beni anladığını düşünüyorsan bir kere o gelen adamı kovalayacaksın orada. Şu anda senin bu talebine karşılık veremem ben. Niye? Yanlış anlaşılır. Niye? Çünkü insanların başka dertleri var, daha önemli dertleri var. Bunları gündeme taşıyacağım ben. Ha yapıyorsan da bir tane ruhsat verirsin. Ya kardeşim hani bak böyle bir dönem. Bir tane ruhsat vereyim ben sana. Hoş gör. Ben ondan sonra diğer şeylere bakayım. Çünkü bunlar hakikaten önemli. Yani insanlar biraz da kendini yöneten insanların kendilerini anlamalarını beklerler. O bu yüzden zamanlama olarak, yer olarak, mekan olarak çok yanlış. Yani bu zaman diliminde nereye verip vermediği önemli değil. Ha öte yandan kalkıyorlar işte 1000 kişiyi topladılar. Ya pandemi sürecinde geçen gün kardeşim 5 kişi çıktı dedi ki yaşamak istiyoruz eylemini yaptı. Doğru mudur bu? Hepsini gözaltına aldınız. 1000 kişi nasıl toplanıyor bir şeyi protesto ediyor kardeşim? Üstelik. Bak yönetenler bizle dalga geçecekse şayet her iki taraf için de söylüyorum. Bizle dalga geçecekse daha zeki argümanlarla dalga geçsinler. Sen 5 tane adamı yaşamak istiyoruz diye içeriye atacaksın. Şey gözaltına alacaksın. Yaşamak istiyoruz diye eylem yapacak adamı güzel. 1000 kişi neymiş efendim ya? Yanlış. Öte yandan son cümlemi de söyleyeyim. Bir yere AVM yaparken sorarsın değil mi insanlara, buraya AVM yapayım mı yapmayayım mı? Alkol meselesi de böyledir. Hatta daha kritiği şudur. Bazı kültürel alışkanlıklar vardır. İnançsal öncelikler vardır. Bunlar bir değerlendirilir toplum tarafından. Bak çok güzel biri yazmış işte çayı zam yaparken soruyorsun da alkol zam yapar, alkol yeri açarken niye sormuyorsun? Bu kadar net çizgilerle olmamakla beraber sorarsın. Sana sorar. Dersin ki sen işte şehirde bir, belli bir kesimi temsil ediyorsun Cihan Yıldırım. AK Partilileri temsil ediyorsun. Ne diyorsun? Ya solcuları sen temsil ediyorsun. Kardeşim işte eğitimcileri sen, okulcuları sen, işte imamları sen temsil ediyorsun. Askerleri sen temsil ediyorsun. Sorarsın. Yerelde bu daha fazla önemlidir. Bak demokrasi o ülkede işlemese kaçacak şeyler bulursun. Saçaklar bulursun, tamam mı? Bir belediyeye, bir STK'ya bulursun. Ama yerelde işlemediği zaman o kadar daralırsın ki. Bak çok kötü bir hale gelir. Evet. Bu kadar diyeyim ilk başta, ondan sonra birazdan yine o sözü vereceğiz. Şimdi
Mesela Türkiye'deki tüm genel evleri kapatın, fuhuş biter mi? Bitmez. Tüm içkili mekanları kapatın, içki içme isteği azalır mı insanların? Azalamaz. Ya niye azalsın? Şuna itirazım yok. Odunpazarı bölgesinde oturan birisi olarak, evet, Tepebaşı bölgesinde pek çok insan sosyalleşerek bu ihtiyacını gidermek için kapısının önüne çıkması yeterli olabiliyor. Ama Odunpazarı'nda böyle değil, tek tük. Bunlara eklenilir. Bu da bir ihtiyaçtır ama topluluk kompleks halinde olmasına karşıyım. Bunun da altını çizeyim. Evet, sözü tekrar sana getireyim. Bu düzenleme, daha doğrusu bu talep kabul gördü. Oy çokluğuyla Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri bu talepleri kabul etti. Bundan sonra ne olacak ve ilk kısımda açıklamadığın düşünceler. Şimdi hukuki süreç ya da yasal süreç devam ediyor. Meclisin kabul etmesi yeterli değil. Çünkü göz attığımız belgelerde, yazışmalarda İl Emniyet Müdürlüğü'nün, kaymakamlıkların, ilçe jandarmanın falan itirazları var. Hepsine ayrı ayrı. Mesela işte sokak sokak, cadde cadde, Millet Caddesi'ne neden itiraz? Başarılı Sokağı, Adalara, Kayıhan'a neden itiraz edildiğine dair. Bunların ötesinde bir de şeye, nereye gidildi? İşte HUDER gibi, AK Parti gibi, Eğitim Birsen gibi davalar gelecek bunun hemen ardından. Ama şu anda açamıyorlar çünkü o yasal şey de tamamlanmadı henüz. Süreç de tamamlanmadı. Geldiği zaman önce yürütmeyi durdurma, ardından iptal gibi davalar da gelecek. Bunlara bakacağız ama burada bir iki bir şey var. Bir, Soner Uçak'a katılmamak elde değil. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye böyle bir ortamda kendini bununla mı anmalıydı? Ne güzel, AK Parti'nin de müthiş iş bilmemesiyle veya ortasıyla diyelim, güzel bir muz ortasıyla pas yaptı. Pandemide koronanın zirve yaptığı o zamanlarda sen aşevini savunan, aşevine yardım toplayan, hiç kimse bu şehirde, ülkede yatağa aç girmeyecek kardeşim diyen bir belediyeyken ne oldu da şimdi birden içkili yerler, 92 adet içkili yer açmak isteyen ve bunları da bazıları işte sıkıntılı yerler, mahalledir, şudur budur, okulla yakın yerlere açmak istiyorsun. Buralar sıkıntılı. İki, bu işin bir iki sosyal medyada tahrip gücü yüksek savunma amaçlı şeyi saymazsan tweetleri, onlar da çok cılız kaldılar. İşte belediye bürokratlarıydı, belediyede çalışanlar, işte Kazım Kurt'un yanındaki arkadaşlardı bazıları da. Onun dışında ne bir il başkanlığından, Odunpazarı ilçe başkanlığından CHP'nin ya da en üst düzeyde de tabii ki Kazım Bey'in kendisinden de böyle bir savunan ya da izah eden, savunan demeyelim hani böyle suç işliyormuş gibi olmasınlar da. Tabii, izah muhtaç. Eskiden böyleydi ama Kazım Kurt. Bir, sorardı kaç kere, burada hepimiz bir kere katılmışızdır. Ben 3 kere gittim yanılmıyorsam. Böyle bir ortak akıl aranır. Hani bir şey yapılacağı zaman herhalde birisi hamam yoluydu çağrıldığım. Ya bu ne olsun, hani nedir falan diye. Şimdi burada bunu görmüyoruz. İkinci döneminde işte hani bu Kazım Bey'in bazı alışkanlıklarını değiştiğine dair söylemlerin burada biraz yaşandığını görüyoruz. Savunulmaması ve bunun gündemden düşürülmesi belki de geri adım atılacağı şeklinde de yorumlanabilir. Geri adım değildi. Bildiğim kadarıyla, yani birkaç kişi, çok uzman değilim şimdi ama, hı hı, mahkemelerinden döneceği söyleniyor bu kararların. Ki muhtemel de dönecek. Yani AK Parti bu kadar ağırlığını verdiği zaman bağımsız yargımız ister istemez döndürecek. Bağımsız yargı. Ama sorun bu değil. Yani yapılıp yapılmamalı. Bak, ben iktidarda bulamadığım, yani bulamıyorum şahsen vicdanı, muhalefette de bulamazsam. Bak, ülkede %30 şu anda şey var. Ne derler? Tarafsız. Tarafsız. Arada niye kalmış, kayıyor biliyor musun? Her şey güzel gidiyor. İşte CHP yapacak falan filan veya muhalefetten bir parti yapacak diyorlar. Bir adım atılıyor. Çat, kart tekrar düşülür. Tarafsız bölgesine veya işte kararsız bölgesine kayış başlıyor. Şimdi yapmasınlar bunu. Ruhsatın yasalak olduğu, dolayısıyla kabul edileceği hususlar da var ama şu benim garibime gidiyor. Tavır değişikliğinden bahsettin ya. Şimdi Kazım Kurt ilk göreve geldiğinde sadece 5-6 mekan için yine bu içkili yerler ruhsat konusu gündeme gelmiş. Hatta hemen Şair Fuzuli Caddesi'nde çok tanıdık, kökeni geçmişe dayanan bir mekan. Şimdi bu dükkanda ruhsatı var. Bu dükkandan yan dükkana geçecek, daha geniş bir dükkan diye. Bununla ilgili bir başvuruda bulunuyor. Birkaç mekanla birlikte ruhsat talebi gündeme geliyor. Zaten adam bu işletmeyi hani ruhsatıyla götürüyor. Ama şu yok var, hani ruhsatı buradan buraya taşıyamıyorsun. Yeni ruhsat alman gerek.
Nasıl olsa da kabul olur diye alıyor, dükkanını taşıyor. Buradaki ruhsatı iptal oluyor. Sonra o dönemde bir kamuoyu oluştu. Volkan Doğan'ın başını çektiği, daha siyasetten köpürtülmüş, emniyet müdürlüğünün de içine girdiği. Rafa kalktı bu konu. Şimdiki gibi ısrarlı bir şekilde kabul edilip, işte biz kabul edelim, hukuken gereği neyse o olsun denmedi o zaman da. Şimdi niye rafa kaldırılmadan inada bildirildi iş? Bak, işin vahameti nerede biliyor musun? Nalbi Hoca'nın şeylerini sen mi paylaşmıştın Cihan abi? İşte Türkiye'de 50 kişi var, her şeyi biliyor, onlar konuşuyor. Türkiye'de okunacak gazeteler kalmadı diye kendi yarattıkları, tırnak içerisinde yani, başkası yönetmediyse onları yarattı. Yarattıkları medya sistemini eleştiren adam yıllar sonra CHP'yi eleştirecek bir konu buldu. Neyi paylaştı? İşte buralarda alkollü içecek istemiyoruz, bilmem ne istemiyoruz diye şeyi paylaştı. Yani Nalbi Hoca'yı bile uyandırdılar. Çünkü uyanmak zorunda kalıyor insan. Yani bak, ben bakıyorum yorumlara, orada öyle hepsi AK Parti falan filan da değil. Sosyal demokrat olarak bildiğim, solculuğunu bildiğim adamlar da itiraz etti bu işe. Yani çıksınlar, yani bak, savunmak değil. Bir kere hiç hata yapmamak değil de, hata da demeyeyim de nasıl diyeyim, bir yanlış adımsa bu, bunun açıklaması yapılır, basittir bu. Bir refleks olarak verdik. İşte istenildiği zaman eskiden de veriliyordu. İşte bu dönemde AK Parti verdi, biz de bu gaflete düştük. Ya ikna veya edersin, kamuoyunu ikna edersin. Ama ben yaptım oldu deyip de ertesi gün işte mümkün değil, olmaz. Bir de Kazım Kurt bunu kaldıramaz. Kazım Kurt ikna etmeden ilerleyebilecek bir insan değil. Şehirde ikna etmeden ilerleyebileceği alanı en kıt olan insanlardan biri Kazım Kurt Başkan'dır. İkna edeceksin. Ya. Sen seçimi kahve kahve gezerek, ikna ederek kazandın. Sen insanların gönlünde ikna ederek halkçı başkan oldun. Bunlara sırtını dönmen için böyle basit bir şeyde dönmeyeceksin. Anladın. İnsanlar şunu bekledi belki de. Belki meclis üyeleri belki böyle bir karar aldı. Bilmiyoruz hani müdahalesini bir nedeniyle. Meclis üyeleri bilmiyorum, başkandan bağımsız ne AK Parti'de ne CHP'de hareket etmez. Ama şu yapılsaydı keşke, yaptım oldu demektense, hayır siz ne saçmalıyorsunuz kardeşim, burada varlar sokağa, ben taahhüt veriyorum, ben belediye başkanı olduğum sürece işte ortaya bakın bir irade koyuyorum, böyle bir şey olmayacak, buna izin vermeyeceğim demesi bile... Yok, tartışma bu değil ama. Bak, hayır bu bile, bak benim tartışmam bu. Ben barlar sokağına karşıyım, alkollü mekana karşı değilim, komplekse karşıyım. O noktada bunun da bir şey söyleyeyim. Bunun önünü açacağını düşünüyorum. Bak, o noktada da bir şey söyleyeyim. Ben Barlar Sokağı ilk kurulurken de işte gider orada arkadaşlarla toplanırdık falan. Öğrencide para kalmayınca kardeşim, ne oluyor biliyor musun? Orada öğrenci çekiliyor. Kimler geliyor oraya peki? Ya ben anlatmayayım detayıyla. Ben niye pavyon var ediyorum? Sorun bu işte. Sen öğrencide para kalmaması. Kötü para iyi parayı kovar derler ya. Aynen bunu yaşıyoruz şu anda. Bak, öğrenci çekildi oradan. Oraya şu anda işte tırnak içerisinde çevre illerden adamlar geliyor. Orada baskılıyorlar. Orada yaşamanın ne demek olduğunu görmedikleri için. Zamanında iki bira içmedikleri için. Bilmem ne şehri oldu diye birileri çıkıp angut Kütahya'da bilmem nerede Eskişehir'e. O zaman gelmesinler. Madem ediyorlar. Öyle bir şehir, gelmesinler kardeşim. İşte bu malzemede verilsin istemiyorum. O tür mekanları hayır, da istemiyorum. Hayır, gelmesinler. Madem kötü bir şehir, gelmeyin kardeşim. O hani konunun dışında, gelmeyin. O ayrı bir kısım. Bak, kötü bir, oraya gidip Eskişehir kötü bir şehir diyorsan gelme. Çok çünkü başka, geldiğin zaman buraya giriyor iş. Hayır, konu başka bir yere saptı. O yüzden diyorum, onun derinliğine girmeye Eskişehir, gerek yok. Eskişehir, ben olarak, sana söyleyeyim, Türkiye'de ahlak ve etik değerlerine en bağlı şehirlerden bir tanesidir. Öyle iki tane mekan, iki tane şey bozmaz. Sadece insanlar bozar. Gelen insanların kalitesi düştüğü zaman bozulur. Orada fıstık gibi gençler oturup eğleniyorlardı, arkadaşlarıyla vakit harcıyorlardı ki kimse salada yatmasın, alkol tüketilen bir şeydir, öğrenciyken daha bak, fazla tüketilir. Herkes cennete gitmek ister ama kimse ölmek istemezdeki gibi. Alkollü mekanı herkes olsun istiyor ama kimse evinin altında olsun istemez. Bunları, dolayısıyla bunu, tabii bu şeyleri de talepleri ya da kaygıları özellikle de o sokakta oturan, o sokaktan geçecek olan öğrenci olur, bir başkası olur, normal sivil vatandaş olur. Bu kaygıları da anlamak lazım. Şimdi kasaba modern diye bir yer yapıldı değil mi? Çok güzel bir yer. Var mı? Alkol alınan mekanlar var. Kimse bir şey diyor mu? Demiyor. Bu burada öyle falan diye denmiyor. Ama bağımsız bir yer. Herkes gidiyor. Gayet kimi içiyor, kimi çay içiyor, kimi başka bir şey içiyor. Keyifli bir şekilde oradan da. Ama şimdi bunu da anlamak lazım. Belki bu tarz yerleri artık buralara devşirmemiz lazım. Ya ne olunabilir? Hakikaten bu yani... Alkol, bak şöyle, ben geçen köşedimde yazdım. Ne yaptı, neysen seni fazlası yapar. Aşıksan
şair olursun, işte az çok okumuşsan filozof olursun. Yani hakikaten yani için diye demiyorum. Kötüdür tabii ki. Vücuda zararı olan her şey kötüdür. Ama ya kafanda bin bir türlü pislik var. Çıkaramıyorsun. Normal hayatta seni basıyorlar. O pislikle bahar edemiyorsun kendini. İki alkol aldın mı cinayetle işlersin. Taciz de yaparsın. Kardeşim bu senin karakterinle ilgili ya bir kötü şey. Kötü insanların alkol almasına gerek yok. Zaten onlar hani bir şekilde başka ya, bir vesile açığa çıkıyor. Affedersin. Ya bak şu istatistik o kadar kötü bir şey ki. Mesela işte Yozgat'taki cinayetlerin %90'ını Yozgatlar işliyor. Anlatabildim mi? Yani bunu yaparsın. Bunu bulursun. Yani kimse bak. Senin geçen gün konuk ettiğin Muammer Hoca çok da konumuzdan uzak olduğu için ama içimde kalmış söyleyeyim. böyle yana yakıla anlatıyor işte alkol şöyle böyle diyorsun ki sen bir soru soruyorsun. Hocam diyorsun memur işlerine de hani bir göz atsan diyorsun. Ya diyor ki şimdi herkes açken diyor bir sürü işsiz varken diyor. Ben 5.000 lira maaş alan adamın hani buna indiremem diyor. E kardeşim o zaman çık 1 lira veya aç adam için bari 2 tane de. Bak hani diyor ya bir sürü aç var işte yoksul varken ben 5.000 lira. O zaman çık onlar için bağır hani kendi 5.000 lira alan adamın için bağıramıyorsun. Şunu diyorum. Samimi tartışılmadığı için Soner. Herkes bagajlarıyla konuştuğu için biz bir şey de çözemiyoruz. Evet, hem başta söyledim. Biz bir şeyi çözemiyoruz. Bu kafayla çözülmez. Yok bunu günah işte dini motiflerle eleştirenlerle biraz daha böyle laik seküler kafayla eleştirenler burada bir yere varamazlar. İnsan gözüyle bakacaksın. Ya sonuç burada bir kurumun, Odunpazarı Belediyesi'nin tavrı konusunda insanların hemfikir olduğunu görüyoruz. Korkular, endişeler ortak. Hani hangi taraftan gelirse gelsin dönüşmesini istemediğimiz ya da etkilemesini istemediğimiz kesin belli diyelim. Evet. Öyle noktalayalım bugünü de. Zuldur ama bu ortamda bunları konuşmak zuldur yani hakikaten. Ama, 7 mesela 20 dakika. Ama işte Covid'in dışında bir Eskişehir'de çok öne şimdi çıkan başlık oldu. Onu konuştuk günlerdir. Paket servise geçen bir lokanta, işte restoran ya da düşün birisinin bizi izlediğini düşün. Ama ya, bizim suçumuz değil. Ne diyor bu yani şeyler der yani. Evet. Konu buydu. Tabii yeni kısıtlamalar, yasaklar bir tarafta Covid tehdidinin, koronanın başka bir boyuta vardığını da gösteriyor. O yüzden lütfen daha tedbirli, daha dikkatli, birileri bizlere demesine gerek kalmadan mümkün oldukça izolasyonumuzu sağlayarak hayatımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirme gayretinde olalım. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Düşüncelerinizi yorum altına bekliyoruz. Hepinize sevgiler sunuyoruz. Hoşçakalın.